Güzel mi? Evet, çok güzel. Böyle kucaklayacağım. Eyvallah, Allah razı olsun. Nasıl yapıyorsunuz? Sağ olasın. Ne olduk? Ben de gel. Gel, şöyle gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı günler olsun. Hayırlı günler. Hoş geldiniz. Sen nasılsın? İyi misin? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Hoş geldin bakalım. Çok güzel gidiyor. İyi mi? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere ve milletimize her zaman söylediği bir şey var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanın olduğu her yerde AK Parti eser siyasetiyle, hizmet siyasetiyle insanın hayatını kolaylaştırma, konfor alanını genişletme ve daha iyi yaşam kalitesi sunma adına bir yandan iş bulma, bir yandan aş bulma noktasında Türkiye'yi büyütme noktasında gayret gösterirken bir yandan da yerel yönetimlerimizle insanın yaşamını kolaylaştıracak adımları atıyoruz. Allah'a hamdolsun 19 yılda Türkiye'yi gerçekten her alanda 3-4 kat büyüttük. Son dönemlerde pandemi salgını ve aynı zamanda yangınlar, sel felaketleri milletimizin moralini bozabilir. Milletin morali bozulsun diye, kargaşa ve karamsarlık olsun diye yangına körükle gidenler de var. Yangını milli servetimiz yanarken birileri bunda içten içe haz da duyanları da görüyoruz. Maalesef acılar üzerinden siyaset yapanları yalanlarla, iftiralarla mücadele azmini kırmak isteyenler, olmamış konuları olmuş gibi göstererek turizm yasasını meclis kapanmadan önce çıkarttık ama muhalefet utanmadan diyor ki o yasada Cumhurbaşkanı yetkilerini bakana bıraktı, işte böyle oldu ki yapılaşma olsun. Türkiye'yi biz iktidara geldikten sonra 5 milyarın üzerinde ağaç dikerek orman varlığımızı çift paneli büyümelerle artıran bir iktidarın kalkıp yanan ormanlar üzerine betonlaşma yapacağını iddia etmek gerçekten tam böyle milletin kafasını karıştırarak o mücadeleyi, orada yapılan mücadeleleri uçaklar üzerinden hafife almak veya itibarsızlaştırmak en azından seviye olarak çukurlaştırmak demektir. Dolayısıyla bizler AK Parti teşkilatları olarak milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla tamamımız sahadayız. İşte bizleri de MKYK üyesi olarak oraylara davet ettiler. Ama değerli arkadaşlar, biz orada yanan ormanları hiç kimsenin endişesi olmasın, daha fazlasını çoğaltarak inşallah o felaketi de bu milletin hafızalarından silmiş olacağız. İnşallah. İnşallah. Değerli arkadaşlar, sorunlar siyaset sorun üretme merkezi değil, çözüm üretme. Biz yeter ki birlik beraberlik olalım. Birlik beraberlik olduğumuzda hiç yenemeyeceğimiz ve aşamayacağımız hiçbir engel yok. Biz bugüne kadar başkanımız burada, AK Parti teşkilatlarımız burada, hizmet noktasında kimseyi ötekileştirmedik, kimseyi ayrıştırmadık. Hepsini bir beraber, bir bütün görerek, bütün Türkiye'yi kardeş bilerek, bütün Malatya'yı kardeş bilerek her noktada AK Parti'nin eserlerini ve hizmetlerini görebilirsiniz. Bazıları gecikebiliyor, bazıları öncelik sırasında hizmetin geliş noktasında bir takım gecikmeler olabiliyor ama sonuçta bir sağınıza da baksanız, solunuza da baksanız, arkanıza da baksanız, önünüze de baksanız AK Parti'nin hizmetlerini görmüş olursunuz. Hastaneye gitseniz AK Parti'nin hizmetlerini görürsünüz. Karayoluna çıktığınızda AK Parti'nin hizmetlerini görürsünüz. Yeşile baktığınızda AK Parti'nin hizmetlerini görürsünüz. Arıtmalara baktığınızda AK Parti'nin hizmetlerini görürsünüz. Nereye okullara baksanız AK Parti'nin hizmetlerini görürsünüz. Evet, eyvallah.